Yeni bir plan yapmamız lazım. Abi adamları çok kısa sürede yakalayacağız. Ne diyorsun sen ya? Allah şeytanın aklına gelmez. Bravo İlham abi. Böyle yapalım baba, adamları yakalayalım. Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 vizyona girdi. Filmin başrol oyuncuları ve yönetmeni çekim sürecini ve çok daha fazlasını ne yapsa anlattı. Aslında bu tam olarak bu çaresizlikle başlıyor bir hikaye. Fragmanda da şey cümlesi var ya hani kaçamıyoruz, savaşamıyoruz, tam bir dilemma. Biz hani tam olarak oradan başlatıyoruz değil mi abi? Evet. Gerçekten oradan başlatıyoruz. Ama arada bir şeyimiz var. Bir 8-9 aylık bir süreç var. Orada hamile kızımız. İşte o kadar bir zaman kaçmaya çalışıyorlar. Sonra devam ediyor işte kaldığı yerden. Şöyle oldu. İlk filmi bitirirken finalde epey bir çatışma çıktı. Akabinde peşimizdelerdi. Biz de Ukrayna'ya gittik. Ukrayna'da çok büyük bir çöküş yaşandı son 1-2 yıldır. O dönemde Ukrayna'da da kalmışlar. Buraya da gelmişler değil mi? Bu röportajdan kalmamış ziyade mı? İfade veriyoruz gibi oldu. Hani. Hayır, bu biraz bencesi gibi oldu. Bencesi gibi. Yani çok kötü günler geçirmiş. Ukrayna'ya gitmiyoruz abi. Ukrayna'ya gitmiyoruz. Ukrayna'ya gittik ya ilk filmde. Yok, gidemedik ya. Helikopteri kaçırdık ya. Kaçırdık ama nereden biliyoruz ki gitmediğimizi o 6 aylık süreç içerisinde? Belki ben gittim. Dağılmışız ya. Ama sen inşaatlarda yaşamışsın, sen şey yapmışsın. Hayır, onu ama zaten öyle olmadığı anlatılıyor ya. Tabii öyle gidemediler oraya. Gidemediler. Spoiler'ın tersini yaptın abi sen. Başka film anlattın. Ama bize o da iyi olurmuş yani. Bütçemiz yetmedi Ukrayna'ya gitmeye. Gerçekten ben çok isterdim oynamak. Ama o takımın içinde olmak isterdim ki hep montajda da aklıma geliyor. Yani kendimi orada görmek istiyorum. Çekerken de ederken ama şey yani birinin dışarıda kalıp bu ansamblın o dengesini falan kurması gerekiyor yani. O yüzden böyle dışarıda kalmak daha iyi. Ben oynarken yapamazdım, çekemezdim. Çünkü başka konsantrasyonlar. Böylesi ama mesela onlar oynuyorlar. Ben Oktay'a ölüyorum gerçekten Alper'in oynadığı role. Büyük fanıyım ben onun. Ve mesela o bir şey yapıyor, bir şey buluyor. Bir şey oynuyor ve oynamış kadar mutlu oluyorum mesela onlar. Oktay'ı ben gerçek hayatta tanımak istiyorum. Evet evet. Ya bir ara ara telefonda konuştuğum birisi olsun falan isterim onu mesela. Ve tuhaf bir şekilde biz daha geçen gün fark ettik. Alper'in filmin bir yerinde bir soru karşılığında, babasına sorulmuş bir soru karşılığında, babasına baktığı anda biz Alper'in, aslında Oktay'ın konuştuğunu gördük orada. Ya şu an söyleyemem bu sahneyi ama o kadar güldük ki ona, çevirip çevirip tekrar izledik. Ya babasına bağımlı, korkunç, kafası çok az çalışan bir karakter Oktay ve öldürüyor beni gerçekten. Çok zevk alıyorum ondan yani. Ve hepsi böyle. Hani Oktay, Serbest, yeni katıldığımızda Şenol, hepsi birbirinden iyi karakterler. Hani ben katılsam mesela onları aralarında izlerdim yüksek ihtimalle. Aynı anda iki şey yapmam mümkün değil benim. Bir dünya kurulduğu zaman orada hayat devam edebiliyor ya. Bizim de temelimiz sağlam Ölümlü Dünya'da. Dolayısıyla hani döner burasını anlatırsın, döner şurasını anlatırsın. Çünkü kendi kuralları, kaideleri olan bir yaşamaya başlayan bir evren kuruldu oraya yani. Ben şunu isterim mesela. Yani üçüncüsünü film olarak değil de ya bu karakterleri daha geniş, daha uzun uzun görmek için dizisi yapılsa mesela ben buna hayır demem. Yapmak isterim yani. Dizisini ama. Ya bir daha film çünkü kısıtlı bir sürede çok şey anlatmak zorunda olduğum bir alan. Ama dizi öyle değil. Yani dizide anlatabilirsin onu. Çok fazla hikaye çıkabilir. Ama o yani sadece kendi kendime düşündüğüm bir şey var. Hani böyle yapalım diye söylediğim bir şey değil yani. Ben yanlış spoiler verebilirim yine. Sen başka film anlatıyorsun. Moldova'ya gidiyoruz. Gülmek harika bir eylemdir aynı zamanda. Bir direnme biçimidir gülmek. Ancak bir yandan da ne kadar geniş ölçüde paylaşılırsa birlikte yaşama kültürünün de bir nişanesi haline gelir. Gülmekte birleşelim. Başka birçok şeyde de yan yana gelebiliriz anlamına gelir bence. Çünkü gülmek sadece gülmek değildir. Gülmek gülmekten çok fazla bir şeydir. O yüzden bu kadar mizahi ürün var. Dergiler, kitaplar, filmler, şarkılar. Değil mi? Biz de o külliyata bir katkıda bulunmak istedik. Çünkü bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Gülmekte bölünmeyelim en azından. Biz zaten birbirini özleyen bir ekibiz. Evet. Yeni katılan arkadaşlarımızla da çok çabuk kaynaştık. Dolayısıyla bizim için Ölümlü Dünya çekmek, Ölümlü Dünya'da olmak
zaten bir keyif meselesi. Set içerisi çok keyifli oluyor. Çok o keyfin de perdeye yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir ekibiz. Yeni gelene de soralım mı? Evet, aslında ona sormak lazım. Nasıl ya buldun? Korkutucu bir şey. Çünkü her insanın başına gelebilecek bir şey değil. Yani 6-7 kere izlediği, fan olduğu bir filme bir gün bir telefon, hadi gel sen de birlikte bir şeyler yapalım denince profesyonellik, her şeyi kaybediyorsunuz. Çünkü çocukça bir neşe ve kaygıya kapılıyorsunuz ister istemez. Ama bu set, oyuncular bilir, hani bazı setler şeydir, erken gelip geç gidilen setlerdir. Bu o setlerden biri. Yani sabah koşa koşa, akşam ya en son arabayla çıkarım ben, biraz daha muhabbet devam etsin istediğin setler vardır. Bu onlardan biriydi. O yüzden bu zorluğu hiç yaşatmadılar bana. Tekrar tekrar her yerde teşekkür ediyorum ama burada değdiğim... Ali öyle bir şey söylemiş, yani öyle bir muradı olduğundan bahsetmiş. Benden çıkmadı. Şeyden çıktı, Sarp Apak'tan. Evet, çıktı. Sarp söyledi. Sarp öyle söyledi şey, değil evet, mi? Evet, Sarp. Sarp, sen Sarp'a patlasın da bize bir bence şey olsun. Bence Mehmet abi de Sarp'a patlatsın orada. Konuyu Sarp, işi, değil mi? Sarp bu işi biliyor. Atalım Sarp abi. Sarp bu işi biliyor. Evet. hakikaten öyle bir şey de, öyle bir laf da var. Bu işler de biraz öyledir yani. Onun lafı bir çıktı mı sonunda eninde sonunda settesindir yani falan. Olabilir. Miza hayatı ciddiye alan bir mevzu. Tabii. Yani oradan besleniyor. Hayatın ciddiyetinden beslenen bir hikaye. Biz sadece durumları oynuyoruz. İnsanlara komik geliyor o durumlar. Aslında komik zaten. Dışarıdakiler de komik. Mizah bir rahatlık, kaygısızlık hali değildir. Aslında çok kaygılı insanların hayatta tahammül etme biçimidir bir yandan da. Ali, Feyyaz ve Aziz'den oluşan üçlünün ne kadar kaygılı bir üçlü olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Siz de görürsünüz. Hiç görmediğimiz ve o çok merak ettiğimiz, sadece ilk filmin müfettişinden birazcık anladığımız ve yolladığı adam profilinden anladığımız çok güçlü bir örgüt yapısı var. Biz burada aslında yine ilk filmdeki gibi, yine onlar böyle gizemli bir hani çizgi filmde Tom ve Jerry'lerde görmediğimiz insanlar vardı ya, sadece ayaklarını ve dizlerine kadar görürüz. Yine örgüt öyle bir pozisyonda aslında, ama bu sefer çok spoiler olmayacaksa, onlarla ilk defa yüzleştiğimiz bir sahnemiz var. Üst düzey yöneticileriyle konuşmak durumunda kaldığımız bir sahne var. Daha dur artık. Spoiler mi patlattın? Çok gitmedi. Hayır canım, görüştük. Ne var canım? Görüştük. Filmin başında ne konuştuk bilmiyorsun. Evet. En çok dönüşümü, evet. En çok dönüşüm. Ben kendisinin adam öldürdüğünü bilmeden kendisiyle bir ilişkiye girmiş bir hanımefendiyi canlandırıyorum, Begüm'ü. Sonrasında öğreniyor, kopamıyorlar çünkü bir hamilelik söz konusu. Aralarına dahil oluyor ama yani hani o işi yapmayan birisi olarak onların arasında bir yandan hamilelik, bir yandan ilişkisi falan, hakikaten benim karakterimin çok challenge'ı var bu hikayede. Begüm'ün hiçbir şey umurunda değil bu filmde. Sadece işte atıyorum en kritik bir yerde bile hani ayakları yanıyor hamilenin etkisiyle. Tam operasyonda olabilirsin ama. Canı soda istiyor ve hepsinin sorumlusu ve halletmesi gereken kişi benim. Bizim ikimizin çok çok yorucu bir aksi var bu filmde. Günü kurtarmaktan çok hayatlarımızı da kurtarmak tabii, durumu evet, aslında. Tabii. Evet. Ben kariyerime Engin Günaydın'a gülmemeye çalışmakla başladım. Güzel çok mezuniyet. Sağlam bir yerden bir güzel mezuniyetim güzel var. O yüzden bayağı bir idmanlıyım. Diyorsun ki burası beni kesmez. Kesmez değil. Burada da çok zorlandığım şeyler oldu. Çünkü kişisel olarak hani komikliğinin yanında bir de çok komik durumlar yazıldığı için senaryoda. O sahneleri okurken ya biz bunu nasıl çekeceğiz dediğim şeyler vardı ama hepsi bir şekilde... O setin kendine has bir paniği vardır. Onları yani hallettik. Yani saat diliminde var. Hani yapacağız ki yapacağız evet, yani sonuçta. Hani iki kere gülüyorsun, üçünü de böyle tamam hadi evet, artık yani toparlanın. Bir de. Evet. Yok, gerçekten şöyle bir şey var bak. Bazı çok komik yazılan sahneleri çok ciddiyiz. Yani sette gerçekten inanılmaz bir ciddiyet var. Bazen göründüğünün aksine çok gülünen sahnelerin arkasında çok ciddi bir şekilde sahneye asılıyoruz. Çok ciddi olmamız gereken sahnelerde bazen çok sapıtabiliyoruz, çok gülebiliyoruz yani. Tam tersi olabiliyor. Ya bana bakamazsın ya. Bu arada evet, ben çok yani çok hamile olduğum için ve çok hani hamile ama 11 aylık hamile bir insanı canlandırdığım için normalde hani yemek sahnesinde hani İrem olarak da böyle her tekrarda yemeyeyim abi hani yani dikkat ediyoruz falan. Ha, tam tersi. Onun önünden de yedim. Bunun, çünkü yani hamileyim yani ihtiyacım var mantığıyla. Çok güzel yedim. Ama en obur yine ben görünmem ya. Yok ya. O tavuk sahnesine bir bakacağım. Ya tavuk sahnesinden sonra hiçbirimiz obur olmadık bence. Neden? O tavuk sahnesi defalarca o tavukları yiye yiye.
katlanmış haline bakacağız nasıl görünüyor. Giray bakalım en çok kimi yiyor. Bir de onu hatırlıyorsunuz. Evet. Yapa yapa. Hiçbir şey kalmadı ona, geç kaldı. O sahne karar verecek en obur kim. Sağlıklı beslenin. Çok yemek konuştuk. Su sağlıklı için. Beslenin, bol su için. Yani, yemeğinizin sinema hafta sonunda sinemaya gitmek için çok güzel bir seçenekler var bence. Ben öyle yapacağım bu arada. Gizlice sızlayacağım. Ben de. İnşallah karşılaşmayız sen de. Bir sinemada. Yapacak mısın sen de? Ölümü dünyaya. Biz bir organize olduk zaten. Evet, biz bir şey planlıyoruz. Gece hafta sonu seansına gideceğiz. PR dışında hani tanıtım yapan bir oyuncu kadrosunun dışında insan olarak bu filme gideceğiz. Evet. Ben gideceğim. Hı. İnşallah bir Lele denk geliriz yani. Kapşonlu birini görürseniz. Şunu söyleyeyim. Gece güneş gözlüğü takan. Evet. Benim boylarımda bilin ki o benim, çünkü bayağı bir merak içerisindeyim. Seyirciyle izlemek istiyorum açıkçası. Şeylerimiz de var bu arada. Şehir galalarımız da var. Onlar da tabii netleştikçe çıkacaktır. Başka şehirlerdeki seyircilerimizle de umarım buluşuruz.